Bir de metni internete yönlendirmek için web köprüsü seçeneğimiz var. Bunun için de bir tane metin yazalım. Tabii önce metnimiz için normal stilini seçiyoruz. Şu kelimeye web köprüsü ekliyorum. En üst seçeneği seçtim. Adres kısmına geliyorum ve buradan metnimizi bağlamak istediğim adresi yazıyorum. Seçtim. İstersek buraya yine ekran içi, ipucu da ekleyebiliriz. Tamam dedim. Görüldüğü gibi renk mavi renge döndü. Bunun bir internet adresine yönlendirildiğini burada bize gösteriyor. Yine klavyeden kontrol tuşuna basılı tutup mouse'la tıkladığımız zaman Windows'un varsayılan internet erişim programıyla bu istediğimiz adres açılır. Devam edelim. Bu kısımları siliyorum. Yer işaretleri seçeneğimiz var. Yer işaretleri çapraz başvuru seçeneği ile hemen hemen ortak çalışır. Yer işaretleri belge üzerinde bulunan tablo olsun, grafik olsun, resim olsun veya bir metin başlığı olsun bunlara bir yer işareti yani bir özel isim vermek için kullanılır. Örneğin şu tablomuz için bir tane yer işareti verelim. Tabloyu seçiyorum. Yer işareti diyorum. Tablo diyorum. Ve ekle diyorum. Burada sıralama ölçütleri falan vardı. Hemen bakalım ona da. Sıralama ölçütü var. Bu konuma göre mi sıralansın? Şu liste. Ada göre mi sıralansın? Seçeneğidir. Tabloyu ekledik. Çapraz başvuru seçeneği ile devam edelim. Bu arada yer işareti ile çapraz başvuru arasındaki ilişkiyi de göreceğiz. Çapraz başvuruda bir başvuru türü ve başvuru ekle seçeneği var. Başvuru türü belgemizde bulunan dip notlar, son not, denklemler, başlıklar, tablolar hangisini seçeceğimizi listeler. Bir de paragraf numarası var. Daha doğrusu başvuru ekle seçeneği var. Başvurumuza ne ekleyeceğimizi bu listeden de ekleyebiliyoruz. Hemen bir örnek verelim. İmlecimle buraya geldim. Çapraz başvuru dedim. Ve başlık diyorum. Başlık dedikten sonra belgemizde bulunan tüm başlıklar listelendi. Örneğin şu başlığı seçiyorum. Önceden biçimlendirilmiş öğeleri birkaç tıklamayla ekleme. Seçeneği seçiyorum ve ekle diyorum. Ekle dedikten sonra başlığımız nerede olursa olsun o başlık alıp buraya kopyalanabiliyor. Bu bize çok uzun sayfalı belgelerde çok fazla yardımcı bir seçenektir. Yer işaretleri var. Tablo var. Bir de Evet yer işaretlerine gelelim. Yer işaretleri burada listelendi. Az önce eklemiş olduğumuz tablo isimli yer işareti de burada. Tabloyu seçiyorum ve ekle dedikten sonra benim az önce yer işareti olarak eklediğim tablo buraya eklendi. Yani biz otomatik olarak isimlendirip daha sonra kullanmak istediğimiz öğelere, belge öğelerine yer işareti adı verip çapraz başvuru ile bu şekilde kolayca istediğimiz yere ekleyebiliyoruz. Bağlantılar grubu bu kadar. Metin grubundan devam edelim. Yaptığım son işlemleri geri alıyorum. Evet. Metin kutusu seçeneğinden başlayalım. Metin kutusu önceden biçimlendirilmiş metin kutuları eklemek için kullanılır. Metin kutuları istediğimiz gibi kullanılabilir. Mesela bir resmin açıklayıcısı, açıklayıcı metni olarak kullanılabilir. Bir tablonun yine açıklayıcısı olarak kullanılır veya içerisine ufak metin olarak kullanılabilir. Eklediğimiz metin kutusu mouse'la istediği yere taşınıldığı için çok pratik bir şey, yöntemdir. Hemen bir tane metin kutusu ekleyelim. Metin kutusu dediğimiz zaman ilk olarak yine daha önceki seçeneklerimizde gördüğümüz gibi burada da bir tane galeri var. Galeriden istediğimiz metin kutusunu seçebiliriz. Veya seçtiğimiz seçtikten sonra bu metin kutusunu açıldıktan sonra değiştirebiliyoruz. Veya burada metin kutusu çiz seçeneği var. Metin kutusunu elle çizebiliriz. Şimdilik metin kutusu çiz diyorum. Ve bir tane metin kutusu çiziyorum. Metin kutusu çizildikten sonra veya galeriden metin kutusu seçersek otomatik olarak gördüğümüz gibi metin kutusu araçlarından biçimlendir sekmesi eklendi. Biçimlendir sekmesindeki gölge efektleri, yerleştir, boyut seçenekleri daha önce birçok sefer şekiller olsun, grafikler olsun onlarda anlatılmıştı. Burada şekil dolguları ve metin kutusu stilleri var. Bunlara çok fazla değinmeyeceğim çünkü hepsine değinildi. Burada spesifik olarak metin grubu var. Bir de metin kutusu stiline bakarız. Evet, metin kutusunu ekledik. 3 tane seçeneğimiz var. Metin yönü, bağlantı oluştur ve bağlantı iki seçeneği. Bir de metin kutusu çiz var. Bundan yine metin kutusu çizebiliriz. Çizdim. Metin yönünü görmek için bir tane metin yazalım. Metin yönü yazdığınız metni her seferde 90 derece olmak üzere bu şekilde döndürüyor. Bağlantı oluştur seçeneği var. Bağlantı oluştur ise iki tane... Metin kutusu arasında kullanılıyor. Bir metin kutusu dolduğu zaman artan metinlerin ikinci metin kutusuna aktarılması için Bağlantı Oluştur seçeneği kullanılır. Hemen deneyelim. Birinci metin kutumuz seçili. Hemen Bağlantı Oluştur kutusunun seçeneğini tıklıyorum. Bir tane sürahi simgesi geldi. Bağlantı yapmak istediğimiz metni seçiyorum. Üzerine geliyorum ve tıklıyorum. Evet. Bu iki metin kutusu arasında bir bağlantı oluşturuldu. Hemen denemesini yapalım. Test amaçlı diyorum ve metin kutumuza Evet. Birinci metin kutumuz dolduktan sonra görüldüğü gibi geri kalan yazdığımız yazılar ikinci metin kutusundan devam edebiliyor. Bağlantı amacı buydu. İstersek bu bağlantıyı bağlantısı yapılan metin kutusu üzerine tıklanıp bağlantı kesilebiliyor. Metin kutumuza stil ekleyelim. Tekstillerimiz yine bu şekilde. Daha önceki kolonlarda görülen genel seçenekler bunlar. Şekil dolgusu, şekil anahtarı, şekli değiştir, gölgeler, üç boyut efektleri, yerleştir seçenekleri çok farklı değil. O yüzden daha detaylı değinmiyorum. Ekle sekmesinden devam ediyorum. Ekle sekmesinde yine metin grubunda hızlı parçalar, word art, imza satırı, tarih ve saat, nesne seçeneklerim var. Şimdi bunları sırayla incele, incelemeye devam edelim. Metin kutularımızı silelim. Hızlı parçalara gelelim. Hızlı parçalar... Belgede bulunan alanlar belgede değiştirilebilir veriler için yer tutucu olarak kullanılabilir. Hemen alanlara geçelim. Belge özelliklerine birazdan değineceğim. Alanlar bir belge hakkında yazarın adı, autor olarak, dosya boyutu, file size olarak bunların ne anlama geldiğini birazdan açıklayacağım. Veya sayfa sayısı için numpage kodlu alan adları kullanılır. Ayrıca toplama, çıkarma veya diğer hesaplamaları yapmak için de formül alanını kullanır. Yani alan seçeneği belgede değiştirilebilir veriler için yer tutucu olarak kullanılır. Hemen örneğini yapalım. Burada bir sürü alan adı seçenekleri var. Autor'u seçiyorum. Author sayfamızın yazarının kim olduğunu eklememizi sağlıyor. Yazarımızın ismi büyük harfle mi yazsın, küçük harfle mi yazsın, ilk harfi büyük şekilde mi yazsın yoksa tamamı büyük olarak mı yazılsın? Seçiyorum. Tamam diyorum. Ve benim imlecimin bulunduğu yere bu belgeyi oluşturan yazarın ismi geliyor. Ayrıca diğer seçeneklere bakalım. Burada sayfa numarası var. Şu formatta sayfa numarasını yazdıralım imlecin bulunduğu yere. Bu sayfa birinci sayfa olduğu için sayfamızın sayfa numarasını buraya ekledik. Bunun gibi birçok seçeneğimiz var. Diğerlerine bakalım. Dosya adı, file name ve file size var. Yani dosya adı ve dosya boyutu var. Hemen bunları da inceleyelim. Dosya adı büyük harfli tamam diyorum. Bizim bu belgemizin ismi masa üstümüzde bulunan Word çalışmalarım isimli klasörde Word çalışmalarım nokta Hemen belgemizin ismi buraya getirildi. Devam edelim. İsimli belgenin boyutu diyorum ve hızlı parçalardan yine alandan file size yani dosya boyutuna geliyorum. Bu da bizim belgemizin boyutunu kilobayt olarak veya megabayt olarak nasıl seçersek megabayt olarak diyorum. 1 megabaytı açmadığı için 0 gösterdi. Kilobayt diyelim. Kilobayt. Buradan biçimini de seçelim. İlk harf büyük. Sayısal biçimini de seçelim. Kilobyte olarak seçtiğimiz için. Şu biçimi seçiyorum. Ve tamam diyorum. Evet. 65 kilobyte yazalım. Hemen kontrol edelim. Evet. 65.536 byte yani 64.0 kilobyte. Burada bir yuvarlama seçeneği var. Yuvarlanmış, üstte yuvarlanmış olarak buraya getirildi. Görüldüğü gibi belgemizin belge özelliklerinde bulunan yani yapı taşlarında bulunan birçok seçeneği sayfamızın istediğimiz yerine alabilmemiz için veya görebilmemiz için Tüm seçenekler burada listeleniyor. İstediğimiz gibi kullanabiliriz. Ayrıca bir de formül seçeneğimiz var. Formül sayfamızın istediği istediğimiz yere toplama, çıkarma, çarpma olsun birçok işlemi yaptırabiliyoruz. Bunun da bir örneğini verelim. İşlemi seçelim önce. toplama yaptıralım. Toplayacağımız sayıları yazalım. Tamam diyorum. Sanırım bir yeri geçtim yine. Formül dedim. Toplama işlemi seçiyorum. Evet sayı biçimini seçmediğimiz için düzgün formatta görünmedi. Formatta görünsün. 18 artı 19 diyorum. Bu sefer formülü hatalı yazdık. Sum fonksiyonunda Excel'de bunu daha detaylı olarak göreceğiz. toplama yapabilmek için araya noktalı virgül konuyordu. Evet. Alan seçeneğimiz bu kadar. Bir de belge özellikleri var. Belge özellikleri de belgemizde bulunan yani belgemizin yapı taşını oluşturan açıklamalar, başlık, durum, kategori, özet gibi şeklinde birçok seçenekleri belgemize eklemek için kullanılır. Hemen bunları da deneyelim. Özeti ekleyelim mesela. Bunun gibi belgeye ait belge özelliklerini istediğimiz şekilde ekleyebiliriz. Bir de yapı taşlar düzenleyicisi var. Yapı taşı dersimizin ilk kısmında anlatmıştık. Belgeyi oluşturan belge özelliklerini oluşturan Seçeneklerin burada değiştirilmesini sağlayan bir ekrandır. Mesela buradan Evet, kopyalamayın isimli bir tane taslağımız var bizim. Özellikleri düzenle dediğimiz zaman belge yapıştır yapı taşımızı oluşturan bir tane kopyalamayın 2 isimli yapı taşını buradan Yapısını değiştirebiliyoruz. Adını daha önceden kullanmıştık biz bunu. Kopyalamen 2 değil de kopyala şeklinde de değiştirebiliyoruz. Veya yapı taşı ekleyip buradan silebiliyoruz. Devam edelim. WordArt var. WordArt belgemize dekoratif, güzel görünümlü metinler eklemek için kullanılan bir uygulamadır. Burada tıkladığımız zaman eklemek istediğimiz seçeneği buradan seçiyoruz. Örneğin şunu seçelim. Hemen yazmak istediğimiz metni yazalım. Belgemiz için boyut ve yazı tipini buradan seçebiliriz. Kalın veya italik olduğunu da buradan seçebiliriz. Belgeyi yazıp tamam dediğimiz zaman belgemiz üzerine bu şekilde bir tane WordArt ekledi. Yine WordArt'ı ekledikten sonra WordArt araçlarından biçim sekmesi otomatik olarak eklendi. Buradan yazdığımız metni düzenleyebiliriz aralık ayarlayabiliriz. Mesela şu an varsayılan olarak normal seçeneği seçilmiş. Çok sıkı dediğimiz zaman içerisindeki sözcükler bu şekilde çok sıkı, sıkı veya seyrek, çok seyrek olacak şekilde yakınlaştırılabiliyor. Aynı yükseklik bütün sözcüklerin aynı yükseklikte olmasını sağlıyor. Bunlar sadece görünüm amaçlı seçenekler düşey metin yapmak istiyorsak buraya sığmadığı için ikinci sayfaya geçti. Word artımızı düşey olarak yazılmasını sağladı. Metin hizala eğer Word artımız çok satırlı ise hemen yine bunu yata yapalım. İlk sayfamızı alalım. Eğer çok satırlı bir Word e, metin yazdıysak, bunların aynı satırda olması için bir seçenek buradan da az önce galeride gördüğümüz Word art seçeneğini değiştirmek istiyorsak, buradan hızlı olarak yazarız ve yazdığımız metin üzerinde Word art değişmek üzere yeni bir şekilde ortaya çıkar. Buradan şekil dolgusu olsun, metin şekli olsun. Birçok seçeneği değiştirebiliyoruz. Burada yeşil üzerine beyaz seçenekli farklı farklı renklerimiz var. Metin rengimizi değiştirdik. Tema rengini değiştirebiliriz. Veya metnimizin şeklini değiştirebiliriz. Şöyle bir şey yapalım ve daha belirgin bir şey yapalım. Evet. Bu sefer dalgalı bir metin oldu. Ayrıca Word artımıza gölge efektleri, 3 boyutlu efektler, diğer yerleştir seçenekleri ve boyut seçenekleri olmak üzere birçok seçenekleri de ekleyebiliriz veya düzenleyebiliriz. eklediğimiz word art'ı siliyorum. Ve ekle sekmesinden devam ediyorum. İmza satırı var. Tarih ve saat var. Tarih ve saatten başlayalım. Tarih ve saat adı üstünde. Belgemize oluşturma tarihi gibi bugünün tarihi olmak üzere tarihi atmak için kullanılan bir seçenektir. Tarihi attıktan sonra istersek bu tarihi elle değiştirebiliyoruz. Dili İngilizce veya Türkçe olabilir. Ayrıca Word'ün dil seçeneklerinden bu seçenek arttırılabilir. Yazıp buradan yine elle tarihi değiştirebiliriz. Nesne var. Nesne, belge üzerine resim, video, ses dosyası gibi powerpoint, excel dosyası, video klip, midi dosyası olmak üzere istediğimiz nesneyi eklemek için kullanılan bir uygulamadır. Yani bir word belgemiz üzerine müzik çalınmasını istiyorsak bir word belgesi üzerinde video oynatılmasını istiyorsak buradan nesne türünü seçip veya dosyadan oluşturup eğer bilgisayarımızda bulunuyorsa dosyadan olup seçip bu nesneyi buradan ekleyebiliyoruz. Diğer nesne seçenekleri var. Dosyadan metin var. Dosyadan metin ise bir başka Word dosyasından veya şurada gördüğümüz desteklenen dosya türlerinin içerisinden metin almak için kullanılır. Hemen deneyelim. İçindekiler dosyasına bakalım. Ekle dediğimiz zaman içindekiler dosyası içerisindeki bütün metin buraya getirildi. Bu belgeyi de biz daha önceki derslerimizde oluşturmuştuk. İçeriğini de bu şekilde aldık. Nesne seçeneğimiz de bu kadar. Şimdi en son olarak imza satırına gelelim. İmza belgemizin bize ait olduğunu göstermek için bir güvenlik seçeneği diyebiliriz. Ne olduğunu görmek için hemen özelliklerine bakalım. İmzaya tıkladığımız zaman, imza satırına tıkladığımız zaman ofis pazar yerine kullanılabilir diğer imzaların seçeneklerini bize gösteren bir uyarı çıkıyor. İstersek ofis pazar yerine imza hizmetlerine gidip imzaları görebilir veya tamam diyerek kendi isteğimize göre bir tane imza oluşturabiliriz. Hemen imzamızı oluşturalım. İmzalayan kişi imzan sahibi olduğu kişi kişinin ünvanı. İnternet adresi, mail adresi. İmzalayan için yönergeler seçeneğimiz var. Tamam diyorum. Ve bizim için bir tane imza oluşturuldu. İmzayı çift tıkladığımız zaman Tamam diyorum. İmzamın alınacağı buradan görüntüyü seçebilirim. Yani imzamızı biraz daha fazla düzenleyebiliyoruz. Bu nasıl olabilir? Bir boş kağıda imzayı atıp tarayıcıdan bilgisayarımıza alıp o imzayı bu belge üzerine dijital imza olarak taşıyabiliriz. Daha önceden oluşturduğum bir tane imzayı buraya taşıyorum imzala diyorum. İmzanız başarılı bir şekilde bu belgeye birlikte kaydedildi diyor. Belge değiştirilirse imzanız geçersiz hale gelir diyor. Tamam dediğimiz zaman belgemize imza eklendi ve hemen akabinde bütün seçenekler inaktif oldu. Bir belge dijital imzalandığı zaman artık o belge üzerinde değişiklik yapılamaz. Kaydedilemez. Görüldüğü gibi bir çok seçenek inaktif oldu. Belge kaydedilip inaktif olduktan sonra belgeyi tekrar açalım. Belgeyi yine değiştirilebilir hale getirebilmek için oluşturduğumuz imzayı silmemiz gerekiyor. Siliyorum. Seçim kilitli olduğundan bu düzeltme izin verilmiyor diyor. İmzayı kaldırmak için İmza ayrıntıları, imza ayarları daha önceden imzayı eklerken yaptığımız imza ayarlarıydı bunlar. İmzayı kaldır seçeneği var. İmzayı silememizin sebebi belgenin artık az önce bahsettiğim gibi inaktif olmasıydı. Bu da gözümden kaçırdığım bir konuydu. İmzayı kaldır diyorum. Bu imzayı kalıcı olarak kaldırmak istediğinizden emin misiniz? Bu eylem geri alınamaz diyor. Evet diyorum. Tamam dedikten sonra belgem yine eskisi gibi aktif hale geldi. İmza dediğimiz dijital olmayan bir belgeyi düşünelim. Belgeyi hazırlıyoruz ve altına bir imza atıyoruz. O imzadan sonra belgede herhangi bir değişiklik olmaz. Artık belge o kişiden sorumlu, imzayı atan kişiden sorumludur. Bu da aynı şekilde imzanın dijital ortama taşınmış o halidir. Devam edelim. Başlangıcı büyüt seçeneğimiz vardı. Bunun için bir tane metin üzerine gelmemiz gerekiyor. Şuraya gelelim. Başlangıcı büyüt bu paragraftaki ilk harfin büyütülmesi için kullanılır. Paragraf üzerine imleci getirdim. Harfi seçmemize gerek yok. Geldiğimiz zaman başlangıcı büyük seçenekleri var. Gördüğümüz gibi istediğimiz gibi bu başlık başlangıç büyütme seçeneğini değiştirebiliyoruz. Bir de küçük büyük harf seçenekleri var. İstersek buradan satır sayısını yani bu büyük başlık kaç satırdan oluşacak? metinden uzaklığı ne kadar olacak, yazı tipi ne olacak şeklinde değişiklikleri de yapabiliyoruz. Son olarak simgeler grubuna gelelim. İmza resmini siliyorum. Simgeler grubunda denklemler ve simgeler var. Denklemler belge üzerinde örneğin bir tez hazırlıyorsak matematiksel işlemlerin bulunduğu bir gruptur. Toplam sembolü, türev, integral, limit, logaritmik fonksiyonlar olsun aklınıza gelebilecek birçok seçenek bizim galerimizde bulunuyor. Ayrıca yeni denklem ekle seçeneği var. Seçeneği tıkladığımız zaman Karşımıza yine ribbon üzerinde denklem araçları grubundan tasarla sekmesi sekmesi otomatik olarak ekleniyor. Buradan eklemek istediğimiz simgeler detayına bakalım. Bütün simgeler daha doğrusu birçok simge buradan eklenebiliyor. Yapılar var. Kesirleri ekleyebiliriz. Hemen bir örnek yapalım. Bir tane kesir ekleyelim. Bir tane integral ekleyelim. Çift katlı integral olsun. Bu nokta nokta kare olan şekillere dışarıdan rakamları verebiliyoruz. Denklemimizi oluşturduk. Şöyle biraz aşağıya alalım.